her yerde müşteri aynıdır. Yani müşteri veli nimettir, müşteri kraldır. Ona hizmet vereceksiniz. Düşünün, dünyanın en ünlü restoranına gidiyorsunuz. Orada size verilen hizmet hoşunuza gitmezse eğer, onun meşhur olması, ünlü olması sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü siz hizmet almadınız. Sizin hayallerinizi yıktı. Aynı şey bu sadece bir restoranda o akşam yenecek bir yemekle alakalıdır ve bitmiştir. Ama bizim yaptığımız ürünler öyle değil. Koltuk yapıyoruz. Yani 25-30 yıl kullanılıyor. Yatak odası yapıyorsunuz öyle. Yani yıllarca o ailenin siz aileyle beraber iç içe yaşıyorsunuz. Nasıl yaşıyorsunuz? Yaptığınız ürünlerle yaşıyorsunuz. Ve siz o ailenin ya iyisiniz ya kötüsünüz. Eğer iyi ürünler, kullanışlı güzel ürünler yaparsanız o her gün bakar, aa, çok güzel yatak odası, yatak odamı çok seviyorum, koltuğumu çok seviyorum. Yıllarca sizin satış danışmanınız gibi size hizmet eder. Ama düşünün ki bir yatak odası verdiniz, gardırobun kapısı her seferinde ses çıkartıyor. Size yine bir anımdan bahsedeyim. Bir müşterim geldi, dedi ki ben senden şikayetçiyim. Niye beyefendi? Her sabah dedi eşimle kavga ediyorum. Neden? Ya dedi eşimin uyku problemi var. Ben dedi gardırobun dedi kapaklarını açıyorum ama dedi içini göremiyorum. Lambayı yakıyorum eşim uyanıyor. Yani güne de kötü başlıyorum. O anda benim aklıma gelen şu, gardırobların iç kısımları kesinlikle aydınlatılmalı. O günden itibaren asortiden aldığınız her gardırobun içinde kapıyı açtığınız zaman içeride ışık yanar. Bu ufak bir detaydır ve ufak bir müşteri memnuniyetidir. Yani bunun bize bir kat şeyi var mı? Çok büyük bir masraf getirecek midir? Maliyet getirecek midir? Hayır, getirmeyecektir. Zaten bizim yaptığımız ürünler çok kaliteli ürünler, çok farklı ürünler. Ama müşteriyi eğer iyi dinlerseniz, müşteri memnuniyetine önem verirseniz bu ufak detaylar size yol açar. Size inanılmaz aşamalar kaydettirir. Yani biz yıllar sonra yine müşterimize şunu söylüyoruz. Memnun musunuz? Bir eksiğimiz var mı? İstediğiniz bir şey var mı? Mesela geçenlerde yine bir müşterim telefon açtı. Dedi ben sizden kanepe almıştım ama yeni modelinizde kırlentler çok hoşuma gitti. Bana o kırlentlerden yapar mısınız? Dedim hanımefendi tabii. Bizim ürünlerimizin hepsi kodludur. Aynı kumaştan mı istiyorsunuz? Aynı kumaştan. Aynı kumaştan aldım. Hanımefendi istediği kırlentleri yaptım ve hava kargoyla gönderdim. Bana telefon açtılar. Böyle kırlentler geldi ama parası ödememiş. Hanımefendi bizim hediyemiz olsun. Bakınız bunlar çok önemli şeyler. 6 tane kırlentin bana ekonomik olarak çok fazla bir şeyi yoktur. Yani o yapılsa ne olacak, yapılmasa ne olacak. Ama düşünün 10 yıl önce müşteri bizden ürün almış. 10 yıl sonra o ürünü biz geliştirmişiz, farklı model yapmışız ve kırlentler hanımefendinin ilgisini çekmiş. Tekrar o kırlent için bizi aramış. Bu kalıcı olmaktır ve onun için biz ne gerekirse yaparız.